TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Yepyeni bir dünya ve programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımıza biliyorsunuz düğün öncesi hazırlıklarınız için birçok yer geziyoruz. Sizlere birçok alternatif sunuyoruz. Bu hafta yine dop dolu bir tura çıktık. Bakalım bu hafta neler varmış? O zaman turumuz başlıyor. Bu haftaki magazin turumuzda konumuz alışveriş. Evlilik listesini doğru hazırlamazsanız alışveriş listesi uzar da uzar ve içinden çıkılmaz bir hal alır. Hem alışveriş listenizde gereksiz tekrarlara düşmemek hem de size alınacak hediyeleri doğru yönlendirmek için listemize bir göz atalım. Listenin birinci sırasında yemek takımları yer alıyor. Evlilik listesi denince akla ilk yemek takımları gelir. Yemek takımları seçiminde almanız gerekenler ise şu şekilde. Ekmek tabakları, düz servis tabakları, büyük kayık tabak, tuzluk ve biberlik, küçük kayık tabak, salata kasesi, sosluk, salata ve tatlı tabakları. İkinci sıramızdaki çatal bıçak takımları da çok önemli. Bakalım neler varmış. Çay kaşıkları, yemek bıçağı, kaşığı ve çatalı, şeker maşası, bıçak seti, kahvaltı kaşığı, bıçağı ve çatalı, servis maşası, servis kaşığı, servis bıçağı, servis çatalı, sos kepçesi ve kepçe. Üçüncü sıramızdaysa bardaklar var ve bardaklar çeşit çeşit. Kahve fincanları, su bardakları, çay bardakları derken neredeyse her içecek için ayrı bir bardak tasarlanmış. Servis parçaları da sunumun en önemli noktaları arasında. Bakalım neler varmış. Kremalık, pasta tabağı, peynir tabağı, şekerlik, peçete halkaları, buz kovası ve maşası, ekmek sepeti, peçetelik servis tepsisi. Evinizden eksik olmazsa harika sunumlar sizi bekliyor demektir. Ve sıra mutfak aletlerinin. Evlilik listesinin olmazsa olmazlarından biri de kuşkusuz mutfak aletleridir. Mutfak aletlerinin arasındaysa şunları saymak mümkün. Ekmek kızartma makinesi, blender, tahta kaşık ve spatula, tost makinesi, kettle, hamur açma makinesi, ekmek tahtası, cezve takımı, çaydanlık, mikser yani mutfak robotu, çay süzgeci, makarna süzgeci, teflon tava, kek kalıpları, blender, çelik tencere takımı, saklama kapları, kahve ve çay makinesi, baharat seti, yumurta çırpıcı, kızartma tenceresi, düdüklü tencere, nihale, sarımsak ezici, ekmek kutusu, konserve açacağı, mikrodalga fırın ve son olarak türbüşon. Altıncı sıradaysa örtüler var. Evinizin şık ve derli toplu gözükmesi için örtüler önemli bir ayrıntı ve oldukça da çeşidi var. Pike, makine örtüsü, yorgan, özel yemek örtüsü, günlük yemek örtüsü, nevresim takımları, yatak örtüsü, Amerikan servisler, battaniye, klozet takımı, vücut havluları, bornoz takımı, duş perdesi ve el yüz havlularını sayabiliriz. E tabi beyaz eşyasız evde olmaz. Evde en büyük yardımcımız olan beyaz eşyalar için şunları sayıyoruz. Fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve çamaşır kurutma makinesi. Geçtik ev gereçlerine. Süpürge, faraş, bavul takımı, alet kutusu, paspas, ütü ve ütü masası sizler için yeterli olacaktır. Teknolojik bir devirde yaşıyorsak 9. sırada yer alan elektronik eşyalarını da es geçemeyiz. Elektronik eşyalar arasındaysa elektrik süpürgesi, laptop, saç kurutma makinesi, televizyon, sinema sistemi ve olmazsa olmazımız olan saati bunların arasında sayabiliriz. Sıra geldi mobilyalara. Bakalım mobilyalar arasında neler varmış neler. Televizyon sehpası, yemek odası takımı, mutfak dolabı, kütüphane, ayakkabı dolabı, sehpa takımı, oturma grubu, banyo dolabı ve yatak odası takımı mobilyalar arasında yer alıyor. Evet, 11. sıradaysa dekoratifler yer alıyor. Alışveriş listesinin son aşamasıysa dekoratif ürünleridir. Kendi zevkinize ve keyfinize uygun tablolar, vazolar, aynalar, lambalar ve perdeler alarak dekoratif ürün gereksinimlerinizi ve evlilik listenizi tamamlayabilirsiniz.
Merhabalar, sizi tanıyalım. İsim Olgun Kavak. Fotoğrafçılık olarak bu fuara böyle güzel bir günde bu fuarda buluştuk. Evet, evlenecek çiftlerimiz için hazırlanmış güzel bir fuar. Şu an yoğunluk talep nasıl? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an çok güzel, çok güzel firmalar var. Düğün fotoğrafçılığı zaten biz yıllardır, Zümrüt 1978'den beri bu işin içindeyiz. Böyle bir ortamda da bulunmaktan gayet mutluyuz. Harika. O zaman sizlerden çiftlerimiz için birkaç tüyo tavsiye alalım mağdur evet. olmamaları açısından. Evet. Öncelikle şunu soralım size. Çiftlerimiz fotoğrafçılarını seçerken nelere dikkat etsinler? Şirketlerini seçerken hangi hususları göz önüne bulundurarak seçsinler? Bunu öğrenelim. Evet. Şimdi biz şöyle düğün fotoğrafçılığında önce müşterilerimizin bildikleri ve her zaman çalışabilecek bir firmayı tavsiye etmeni rica ediyoruz ve fotoğraf çekimlerini biz düğünden önce, özellikle düğün günkü o stresi yaşamamaları için düğünden önce biz genelde artık çekiyoruz. Genelde hem sevdet çekimi dediğimiz hem kıyafet hem gelinlikle bu şekilde bir çekim yapıyoruz. Ben şöyle tavsiye ediyorum. Genelde müşterinin bildikleri bu işte gerçekten bu sektörde yıllardır yapan fotoğrafçılar çalışmalarına tavsiye ediyorum. Çünkü bu sektörde artık çok fotoğrafçılar var. Herkes fotoğraf çekiyor. O yüzden ben daha çok bilinen firmaların ve özellikle albümlerini ve çalışmaları gördükleri firmalara çalışmalarını tavsiye ediyorum. O zaman bunu söylemişken şunu da soralım size. Sosyal medya üzerinden çok fazla fotoğrafçıyla anlaşılabiliyor. Evet. Ve belki de birçoğu yüz yüze tanışmadan bu anlaşmayı yapıyorlar. Belli evet, kaporalar evet. da yatırabiliyorlar bu konuda. Bunun ne gibi bir tehlikesi var? Nelerle karşılaşılıyor böyle durumlarda? Önlemimizi nasıl alabiliriz bu konuda? Tekrar sormuş olalım. Evet. Ya bu konuda bize çok gelen mağdur olan müşterilerimiz de var. Çünkü belli bir kapora yatırıyorlar. Gelen kişi o gün çekime gelmiyor veya aldıkları fotoğrafları bir daha çektikleri fotoğrafların dijitallerini bir daha alamıyorlar. Albümlerinde bir sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden ben çalışacakları fotoğrafçıyı önceden mutlaka gidip bürosunda veya kendine ait bir yeri olan bir firmayı seçmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu konuda çok mağdur olan müşterilerimiz var. Bize de geliyorlar bazen. O yüzden ben gerçekten tanınan, bilinen, bu işte Instagram'dan veya tanıdıkları bilinen, devamlı bu işi hani 4-5 yıldır yapan kişileri seçmelerini tavsiye ediyorum. Peki düğün günü fotoğraf isteyen çiftlerimiz için konuşacak olursak eğer, o gün her şeyin böyle kusursuz ilerlemesi gerekiyor. Domino taşı gibi çünkü. Bu fotoğraf için de geçerli. Fotoğraf da bugünün önemli bir parçası çünkü baktığımızda. Neler tavsiye ediyorsunuz bugünün aksamaması için? Öncelikle kuaföre çok erken gitmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü kuaförde genelde hazırlık aşamada uzun sürdüğü için çekime geç kalınıyor. Ve seçecekleri mekanın mutlaka düğün yaptıkları yere yakın bir mekan olması gerekiyor. Çünkü uzak bir yer seçtiğinden, trafikten, İstanbul trafiğinden biliyorsunuz. Bu şekilde fotoğraf çekimi hem bir trafik stresi hem de işte düğüne geç kalma stresi yaşıyorlar. O yüzden daha böyle düğünlerine yakın, böyle güzel insan, daha böyle sakin bir yerlerini seçmeni tavsiye ediyoruz biz. İstanbul için konuşacak olursak evet. belli başlı güzel, henüz daha tam olarak keşfedilmemiş noktalar var mı fotoğraf için? Yani paylaşmak ister misiniz daha doğrusu? Tabii ki yani eski çekilen yerler, mesela eskiden Kuzguncuk'ta çekildi, Üsküdar'da, işte İdivkası çekiliyordu. Artık bunlarda kimse istemiyor, çok kalabalık. Artık oradaki Kuzguncuk'ta çekiyorduk. Eskiden insanlar da, orada oturan insanlar da artık istemiyor. Biz genelde hani Ava'ya, Şile'ye daha yeni mekanlar tavsiye ediyordu ama bunda müşterinin tabii ki düğünden önce çektirmesi gerekiyor. Veya İstanbul dışı işte Sapanca, Bolu, bu taraflara gidiyoruz biz. Daha böyle insanların gitmediği, daha sakin, böyle yeşilliği güzel olan yerleri tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi biz genelde Şile tarafına tavsiye ediyoruz, o taraflara gidiyoruz. Peki, şu konuda da sizden bilgiler alalım. Son trendleri soralım. Çiftlerimiz bu trendleri kaçırmasınlar. Evet. Son artık böyle yeni yeni türeyen şeyler görüyoruz, akımlar görüyoruz fotoğrafçılık konusunda. İşte düğün evet. klipleri olur, slow motion'da işte sinematografik çekimler olur. Değişik değişik şeyler görebiliyoruz. Evet, evet. Siz bu konuda neler görüyorsunuz, siz neler çekiyorsunuz? Biz son şeyde genelde dediğim gibi düğünden önce müşterilerimizin normal kıyafetleriyle hani farklı gelin damat dışında hem onların kısa klibini böyle farklı mekanlarda güzel böyle İstanbul'un işte Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde biz onlara hem kısa klip çekiyoruz
düğünlerinde isterlerse bu kısa kliplerini yayınlayabiliyorlar. Şu anda o çok genelde insanların istediği yer. Bir dediğim gibi insanların daha çok böyle sakin, özellikle daha böyle yeşil temalı, daha böyle doğal iç içe fotoğrafları istiyorlar. Dediğim gibi bunun için de mutlaka bize bir zaman ayırmaları gerekiyor. İşte genelde dediğim gibi düğünden bir ay önce veya 15 gün önce biz genelde bu şekilde onlara çekiyoruz. Bu şekilde bir insanların istediği bu şekilde bir çekim yapıyoruz. Peki fiyat aralığı rica edecek olursak sizden, yani maksimum minimum olarak ortalama bize neler söyleyebilirsiniz buradan merak eden çiftlerimiz için? Evet. Şimdi bence bir çift bir fotoğraf hizmeti, güzel bir şekilde bir hizmet istiyorsa, çünkü sadece fotoğraf çekimi değil, işte o gün çekimde kullanılan malzemeler, işte albüm maliyeti, yani gerçekten insanların o gün bir zaman ayırıyorlar bu fotoğraf çekimi için. Buna da değmesi için bence en az 1500 lira, yani en az minimum, maksimum da 2500-3000 lira böyle bir fiyat şu anda geçerli. Ama dediğim gibi 1500'den aşağı çektirecekleri bir fotoğrafta mutlaka sorun yaşayacaklardır. Ya albümde bir sıkıntı yaşayacaklardır ya da alacakları albüm çok kötü bir albümdür. Dediğim gibi yani bu fiyat aralığı en az benim minimum olarak 1500 olarak ben düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bu hafta Dünya Evi'ndeki ilk durağımızdayız. Bugün Fatma Hanım'la birlikte olacağız. Maltepe'de bir gelinlik mağazasındayız ama sadece gelinlik yok burada. Bindallı var, nişanlı var, birbirinden güzel bembeyaz gelinlikler var. Hem bunlarla alakalı konuşacağız, hem 2018 modasından bahsedeceğiz. Hem de siz gelin adaylarımız için güzel tüyolar alacağız. Fatma Hanım'dan merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Sonrasında buradan gelin adaylarımızı izliyorlar. Onlar için önemli sorular soracağım. Onlar çok önemli bir hazırlık içerisindeler şu anda. Düğünlerine hazırlanıyorlar. Birer prenses olmaya hazırlanıyorlar. Onlar için de bilgiler alacağız sizi tanıdıktan sonrasında. Tekrar hoş geldiniz. Ben Fatma Kılıç. Gelinlerimiz sözden başlıyor. Nişan, söz, kına, gelinlik ve daha sonrasında bebeğe kadar... Bebek malzemelerimiz de var burada işte. Hani evet, daha doğrusu evet. Hediyelikleri mi diyoruz? Hediyelikleri. Ustafetleri falan oluyor aynen, sanıyorum. Aynen, aynen. Bir sonraki ayak zaten kısmetse bebek. Evet. Yani çiftlerimiz için. Aynen öyle. Siz de özden giriyorsunuz. Bebeğe kadar çıkartıyorsunuz buradan gelen çiftlerimizi. Aynen öyle. Kadarıyla. Evet. Evet. Peki çok güzel. Tam yerine gelmişiz biz de o zaman. Bizim aradığımız her şey burada mevcut baktığımızda. Evet. O zaman ufak ufak başlayalım istiyorum. Şimdi çok güzel gelinlikler var burada. Ben de arada böyle bakıyorum, göz gezdiriyorum. Çok güzel modeller gerçekten mevcut. 2018 yılı için konuşacak olursak, bu senenin gelinlikteki trendleri neler, gelinlikler neler? Biraz bunları dinleyelim sizden. Talep değişiyor ama diğer senelere göre bu sezonda, 2018'de daha çok elbise tarzında. Yani aslında gelinliği çok tercih etmiyorlar diyebilirim. Hı hı. Daha çok beyaz, düz bir elbise tercih ediyorlar. Tarlatan istemiyorlar. Ha. Prenses çok azınlıkta. A kesim veya tarlatansız gelinlikleri tercih ediyorlar. Sade, mümkünse küpürde olmayan. Hep böyle gitgide o gelinlik kabarıktırıyor. Gitgide daralmaya başladı. Daralmaya başladı ve artık sadece düz diyebiliriz. Yani aynen. Yok gibi. İlk kabarıktı. Kabarık. Sonra bir A kesim modası başladı. Arkasından evet. Bir balığı aşırı görür olduk evet. Etrafta. Şimdi bildiğimiz böyle şık, balık romantik. Balık ve sadece düz elbiseler. Aynen, düz elbiseleri çok fazla görüyoruz. Özellikle ünlüler camiasında. Evet. Geçen yıllarda elenen ünlü simaların bu tarz gelinlikler tercih etmesiyle sanıyorum. Ülkemizde de
evet, bu tarz talepler çoğaldı, evet, diye gözlemliyoruz. Evet. Peki bu mesela kumaşlarda da, gerçi kumaşlar genelde hani çok 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor, aynı, ama aynı. Sanıyorum revaçta olanlar seneden seneye değişebiliyor. Mesela bu sene daha çok ne gibi kumaşlar göreceğiz gelinliklerde? 2017 sezonunda 3 boyutlular çok daha, hı hı, modaydı. Bu sezon dediğim gibi ne kadar sade, ne kadar düz, ne kadar ışıltısız. Yani neredeyse günlük giyebileceğimiz elbiseler kadar aşağılara indiler diyebilirim. Şimdi böyle giyiniyor gelinlerimiz ama sonra gelen davetliler onlardan daha böyle ne bileyim gösterişli olmasınlar. Böyle gösteriş de var aslında. Aslında gösterişli baktığımda oluyorlar. Yani bunu biz ısrarla hani bana göre veya bizim gibi birçok gelinlikçi için gelinlik fikir olarak gelinlik modelleri bana göre kabarık olmalı, işte hani prenses gibi olmalı. Gelmişten geçmişe bugüne kadar hani tercih aslında bu olmalı. Yani misafirlerin bile neredeyse gelini yakaladığı tarzda giydiklerini görebiliyoruz. Hı hı. Fikrimi alacak olursanız böyle, ama niyeyse bunu anlamış değiliz. Gerçekten yani tüm gelinlikçi olarak aslında bunu böyle bir fikrimiz var. Sadece bana ait değil yani, görsel olarak, hı hı, değil yani, bu değil, bu olmamalı bence. Yani şey olur mesela, nikahta sade olur falan. Genelde kır, evet, düğünü revaçta. Evet. O yüzden hani kabarık, evet, gitmiyor. Yani görselde de gitmiyor. Kır düğününe bir prenses veya işte balık, evet, bir gelinlik gitmiyor. Peki gelinlik modellerinden konu açılmışken aslında çok önemli bir noktaya değineceğiz birlikte. Şimdi vücut tiplerine göre ben gelinlik modellerini soracağım. Şimdi kimi gelin adayımız çok zayıf olabiliyor. Kimisi orta atlı oluyor. Onlar sanıyorum hepsine müsait oluyor daha çok, evet, model olarak. Evet. Kiminin birazcık böyle kilo fazlalığı da olabiliyor. Biraz etine dolgun olabiliyor gelinlerimiz. Evet. Balık etli veya, evet, biraz daha üstü diyeceğimiz. Ve bu güzel günlerinde en iyi şekilde de gözükmek istiyorlar. O yüzden, evet, zayıflarımız ve biraz daha kilo fazlalığı olan gelin adaylarımız için ne gibi modeller tavsiye ediyorsunuz? Sırayla gidecek olursak bunları da öğrendim sizden. Aslında gelinlikte olan bir sihir mi desek, hani gerçekten bunu samimi söylüyorum. Gelinliği giyen her gelin gerçekten prenses gibi oluyor. Yani bu kilosu da olsa veya çok daha zayıf olmuş olsa bile gelinlik yakışıyor. Tabii ki burada hani herkes her modeli kaldıramayabiliyor. Hı hı. Burada da bizi dinledikleri zaman zaten, yani biz tasarımcı olarak, gelinlikçi olarak bizi dinlediklerinde de çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Balık tabii ki işte gelin adaylarımız belki biraz şey yapacaklardır. Üzülecekler ama bu gerçek. Yani kısa boylu olup da balığı tercih ettiklerinde gerçekten yok oluyorlar. Yani değil. Yani İyi, kısa boylara göre kabartıyoruz gelinliğimizi sanıyorum. Aynen, yani A kesimi ve kuyruklu olan bir gelinliği tercih ediyoruz kısa boylularda ki çok daha güzel duruyor. Uzun boylularda pek sıkıntı olmuyor. Evet, giysinler balık. Evet ya, onlar her şeyi giysin. Her şeyi giysinler. Evet. Hepsi yakışıyor çünkü. Yani biraz etine dolgun, hani yine kilolu demeyelim, etine, hı-hı, dolgun olan gelinlerimizde de A kesimi tercih ediyoruz. Hı-hı. Israrla mesela prenses giymeyi istiyorlar ama bizleri dinlediklerinde yine yakışanı buluyorlar. Şey mi düşünülüyor acaba prenses A kesim olmalı için? Şimdi prensesin hani şu kısmı, gövde kısmı, evet, sıkıyor. Orada bir daralma oluyor. Alt kısımda, evet, açılabildiği kadar açılıyor ya. Evet. Zayıfta da hemen hemen aynı açılıyor diye düşünüyorlar. Evet. Biraz daha kilo fazlalığı olanlarda da aynı açılıyor. Hani her şekilde, evet, saklarım orayı, evet, diye düşünüyorum. Öyle, böyle değil mi işin değil, iç yüzü? Değil. Neden değil? Neden değil? Kilolu olduklarında, yani bunu açıkça aha, söylemek gerekirse, kilolu olduklarında bir de hani boy kısa kaldığında prenses artı hani kabarıklık. Kendilerinin işte boy kısalığı veya kilosu prensesin içerisinde yok oluyor. Yani basık aslında basık kalıyor. Zaman. Yani bunu kendilerine tabii ki izah ediyoruz ama aslında şey de oluyor değil mi? Burada mesela geldiklerinde gelinlik deneniyor. İşte tabii her modeli deniyorlar. İlk başta kafalarındaki şeyle sanıyorum, sonra buradan çıktıkları şey aynı olmayabiliyor. O yüzden peki hileler vardır illaki. Atıyorum mesela göğüs bölgesi daha geniş olanlar,
kollarda fazlalığı olanlar, kalçalarda ne bileyim fazlalığı olanlar, modelin dışında da dikim olarak veya ekstra bir aparat olarak böyle hileler olabiliyor mu? Esasında hileler olabiliyor. Başta dediğim gibi gerçekten bütün gelinlerimize gelinlik yakışıyor. İşte kısa boylu olan veya vesaire. Burada gelinin aslında hilelerinden ziyade gelinin kalıbı çok önemli. Hı hı. Yani kişiye yakışanı seçip kendisine tavsiye etmek çok önemli. Hı hı. Gelin istiyor, yani kendine yakışına bilmiyor, sadece geliyor buraya. İşte ben balık giymek istiyorum. Bilemez. Bizler de onu daha iyi yönlendirdiğimizde kendisine yakışanı, öncelikle kendisine yakışanı denetip sonra kendi istediğini giydirdiğimizde aradaki farkı kendisi de görebiliyor zaten. Burada sadece gelinliği satmak değil. Hı hı. Yani gelinin istediği, gelinin istediği gelinliği kendisine vermek de önemli değil. Kesinlikle. Burada tamamen tavsiyelerde bulunup gerçekten gelini buradan mutlu ve güzel bir şekilde çıkarabilmek. İçine sinmesi çok önemli. İçine sinmesi gerekir. Aynen. Tabii ki. Yani burada bu konuda biz evet yani eğer gelin gerçekten kendisine yakışmayacağı bir gelinliği buradan ısrarla bizden alıyorsa bile biz onu vermemeye çalışıyoruz. Ha. Bu tarafımız tamam. Da var mutlaka. Çok güzel. Hemen şundan da bahsedelim. Şimdi öncesinde yani çocukluğumuza baktığımızda genellikle düğün salonu konsepti olurdu. Yani çok nadir olurdu ya da üst A+ düğünlerde işte farklı alternatifler görürdük baktığımızda. Şimdi ama gerçekten organizasyon, düğün sektörü çok genişledi ve düğün yeri için çok fazla seçenek var işte. Daha doğrusu konsepti için. İşte kır düğünü yapan var. Havuz evet. Başında var, normal evet. Yine salonda var, otelde, kumsalda yani evet. Birçok farklı konseptte artık düğünleri birçok noktada görebiliyoruz ve buna göre de gelinliğin modeli de yine değişiyor. Tabii ki, tabii ki. Bunları öğrenelim. Bu tarz tek tek hatta ele alacak olursak. Hani ne tarz gelinlikler giyinmeli bu tarz konseptlerde? Kır düğününde dediğim gibi kır düğününde mümkünse kabarık olmayan, hı hı. Daha çok biraz önce bahsettiğim gibi hani artık gelinlikten çıkıp neredeyse bir abiye tarzı gelinlikler giyildiği, tercih edildiğinde bunu öncelikle mekanı soruyoruz. Yani nerede giyineceksiniz? Evet. Kalkıp bir salonda bu gelinliği giydiği zaman biz buna karşı geliyoruz. Yani fikirlerimizi sunuyoruz. Bir otelde evet giysin. Olağanca bir kabarık giysin veya A kesimi giysin, kuyruklu giysin. Hı-hı. Hani abartsın. Evet. Ama bir kumsalda veya bir kır düğününde daha böyle uçuş uçuş. Evet, tarlatan kullanmıyoruz dediğimiz hı-hı. Gelinliklerde. İşte mümkünse küpür, dantel gibi, üç boyutlar gibi bunları kullanmamayı. Verdiğimiz tüyolar var. Yani bunu yer yer kendisine tabii ki izah ediyoruz, söylüyoruz. Dekolte mümkünse olmamalı hani kır düğününde vesaire hı-hı. Gibi. Kır düğünde mesela o nokta önemli. Evet. Çünkü gelinliklerde evet dekolte kullanılabiliyor. Evet. Kır düğünde neden özellikle dekolte olmamalı dediniz? O nokta bir tüy alalım size. Yani kır düğünü daha çok yani adı üstünde zaten hani salaş bir ortamda hı-hı. Olan bir düğün. Yakıştıramıyorum ben yani kendi ya da dikkatli taşınamayabilir belki. Taşınamıyor yani. Tabii ki yani her anlamda her türlü tavsiye etmiyoruz. Peki buradan dekolte açılmışken şimdi evet. Gelinlerimizin bir kere giydiği çok özel bir kıyafet gelinlik. İşte evet. Aylar öncesinden hazırlıklar, dikimler yapılıyor. Evet. Ve kimi gelinimiz belli gelinliklerde dekolte oluyor ve onu beğeniyorlar, istiyorlar. Damat adaylarıyla o ya da aileleriyle böyle arada biraz zıtlaşma yaşanabiliyor. Şimdi sizin de burada tutumunuz önemli, ortayı bulabilmek. Yani iki tarafında şimdi gelinin daha çok aslında gönlünü yapmak bana kalırsa ben bu konuda birazcık daha taraflı konuşabilirim bir kere olduğu için. Evet. Ama tabii ki aileler de var işin içinde. O yüzden onların da çok aşırı tepkisini de çekmemek gerekiyor. Siz nasıl ortaya buluyorsunuz öyle durumlar mı? O durumlarda bayağı zorlanıyoruz. Şöyle ki gelin hanım evet bir defa giymek istiyor ve istediğini giymek istiyor. Transparan da olabiliyor, dekolte de olabiliyor. Bunu evet. Israrla istiyor. Hani şaka gibi ama gerçekten burada ayrılığa kadar giden bir tabii ki böyle bir durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ama dediğim gibi hani gelinlikçi olup veya işte sadece satmak değil. Burada ortamı da ayarlayabilmek damadın istemediği
Evet. Tarafları rutuş yaparak hani biraz yumuşatarak. Yumuşatarak. Galiba, evet, da. Evet, iki tarafı da yumuşatarak ortamı bulmaya çalışıyoruz. Yani hallediyoruz. Bu şekilde hallediyorsunuz. Çok güzel. Psikolojik şey de önemli aslında burada sizin yaptığınız durum. Yani biraz önce dediniz ya sadece dikmek, satmak değil. Gerçekten gelinler çünkü aşırı stresli oluyorlar. Damatlardan biraz daha stresli oluyorlar. Çünkü daha fazla teferruatla uğraşıyorlar bir yandan. Şimdi şöyle bir gerçek var. Artık damatlar da evet ön plana çıkıyorlar. Damatlar da çok fazla özeniyorlar kendilerini ama şimdi gelinlerin olayı çok başka. Yani gelinlerin hakikaten aylar öncesinden başlıyor. Cilt bakımlarından tutun, işte tırnaklarının, manikürü, saçlarının rengi, uzaması, boyu, her şeyi, ayakkabısı, gelinliğinin tasarına varana kadar birçok önemli detay var baktığımızda. Saç, makyaj. O yüzden bunların hepsi nasıl yetişeceğim, nasıl hepsi mükemmel olacak falan diye streslenebiliyorlar. Genelde de gelinlik en önemli nokta olduğu için bunlar içerisinde. Bazen o stres sizlere de yansıyabiliyor. Siz de burada bir kriz yönetimi oluşturuyorsunuz sanıyorum ki. Aynen öyle. Burada dediğim gibi sözden başlayıp yani söz yapılacağı zaman buraya gelip söz tepsisi vesaire gibi nişan tekrarında. Sonrasında işte kına ve kına organizasyonu gelinliğe geldiklerinde zincirleme olarak birbirimizle bir bağlantımız olduğu için. Uzun süre bir bağlantı oluyor. Uzun süre bir bağlantı. Tekrarında aslında bir de bebek kısmı da var. En o güzel kısmı, tarafı o en galiba. En güzel tarafa da geliyorlar. Burada bitmiyor. Ve bana da güvenirler. Çok hani, güzel. Evet, fikirlerimiz, o güveni vermeniz zaten çok önemli karşımızdakine. İlk önce sordukları evet Fatma abla sen nasıl istiyorsan bunu böyle mi yapalım? Onun streslerini tamamen alabiliyoruz. Alabiliyorsunuz. Ortaya çok o, güzel. Çok önemli bir konu zaten. Evet. Peki şimdi biraz da tesettür kıyafetinde daha kapalı olacak kıyafetlerimiz, gelinliklerimize bakalım. Kapalı gelin adaylarımız için tesettür model gelinliklerde neler yapıyorsunuz? Daha çok neler ön plana çıkıyor? Bunları da soralım size. Tam aksine tesettürlü gelinliklerde olağanca abartı, olağanca kabarık, olağanca küpür. Hani burada çok abartı istiyorlar tam tersi. Çünkü ön plana çıkması gerekiyor ve kapalı olduğu için hani bütün noktalar daha işçemeli, daha süslü oluyor sanıyorum. Daha fazla talep oluyor. Ya da mesela şey oluyor, buraya kapalı bir gelin adayımız geliyor. Buradan farklı bir model gelinlik beğeniyor ve diyor ki bunu diyor ben giymek istiyorum ama bana göre uyarlayabiliyor musunuz? Tamirat, tadilat yapıyor musunuz gelinin üzerine? Tabii ki. Teşekkür ediyoruz size çok. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bugün gerçekten çok güzel bir noktadaydık. Gelinlikler dedik, Bindallılar dedik. 2018 gelinlik modası ile alakalı bilgiler aldık. Bunun yanında siz gelin adaylarımız için gelinlikte daha güzel, daha fit gözükmek adına tüyolar da aldık Fatma Hanım'dan ve şimdi ise turumuza devam ediyoruz. Düğünden ne kadar süre öncesinde organizasyon şirketiyle anlaşılmalı? Merhaba öncelikle. Bir ay öncesi uygundur organizasyonlar için. Tabii bu süre organizasyon yapılacağı yere göre de değişiklik gösterebilir. Peki doğru firmayla çalışılmadığı durumlarda yaşayabilecekleri mağduriyetler nelerdir? Öncelikle organizasyonda çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Çünkü bu teknik olarak çok fazla bilgi isteyen bir iş. Kalemde çok fazla iş olduğu için mutlaka bununla güvenilir bir firmayla çalışması gerekiyor. Daha önce bu işi yapmış bir firmayla çalışması gerekiyor. Yani merdiven altı işletmeden yapabileceği bir sektör dalı değil. Peki hizmetleriniz neleri kapsıyor? Biz nişandan alıyoruz çiftlerimizi, düğün organizasyonlarını alıyoruz. Onun dışında çikolatasını, cupcake'ini, pastasını, bu tarz detaylarla nikah şekeri, nişan şekeri, bu tarz şekerlemeleri içeriyor işlemlerimiz. Peki son olarak fiyat aralıklarını sorsak? Masa başı fiyatları 25 liradan başlıyor ve üstü bir şekilde de devam ediyor. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler.